Evet, pırasalı böreğimiz. Ha, bir unutuyorum bunun adını. Pembe Rüya diyesi geliyor bunun adına. Pembe Sultan ama. Pembe Sultan. Pembe Afiyet Sultanımız. Olsun herkese. Buyurun bakalım. Emine Hanım, siz bu pancar salatası için mi benim kızım bile yapar demiştiniz? Evet. O kadar mı basit yani? Dün akşam sizin program çekiminden sonra ben söylemiştim bir tepsi baklava siparişim var diye. Evet. Çocuk okuldan geldi, bana yardım etti, ondan bir tepsi baklava açtık. Ben bunu basit olduğu için seçmedim ki Emine Hanım. Yani daha farklı, daha bir çeşit, zaten el oyalayacak çok bir şeyiniz yoktu. Hani daha farklı bir şey seçebilirdiniz. Dedim ya hani yani basit olduğu için aman yapayım hemen süreden şey olsun diye seçmedim ben bunu. Değişik bir tat. Bir de hanımefendi benim bir sarmam etmez dedi de az önce. Evet. Ya toplamda bir menü benim sarmam etmez. Ya bu tabak komple sizin sarmanız etmez mi? Etmez. Yufka hazır yufka. Tamam evet ben de zaten el açması demedim işte ki zaten. Hazır yufka. İki yufkayı iki pırasayı kavurup bunun arasına sarmakta hiçbir problem yok. Bunu da zaten haşlayacaksın üzerine yoğurt. Ne oldu kaldı? Oldu bitti. Oldu bitti maşallah. Sizce bu el açması değil mi? Hayır. Hazır yufka mı? Hazır yufka. Evet Nesrin ablacığım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle Emine Hanım'a katılıyor musun? Yani bu tabak biz dün hanımefendinin yapmış olduğu sarma bu tabağa bedel miydi? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki de sarma oyalayıcı. Hani bir sarmayla şimdiki buradaki bu tabağı kıyaslayamayız. Bunu Serpil Hanım'a da söylesem yani o da bunu bu şekilde söyler. Bence söylemesi lazım. Ama Serpil Hanım'ın ben pancar işte pancarla yapılan. Hı hı. Evet evet. Ha, güzel olmuş. Lezzeti çok yerinde. Çok beğendim. Hatta yedim. Yiyeceğim de. Böreğiniz de güzel olmuş. Hazır yufka. Hı, evet hazır yufka. Evet hazır yufka. Tadı falan tuzu bana göre yerinde. Ama el açması olmadığı için tabii tabii. Ondan onu düşüneceğim. Ya olsun tabii kendi takdiriniz. Şimdi az önce dedi ki el açması olmazsa puan kıracağım evet, dedi. Evet puanımı o da ona göre kendi vereceğim. Takdiri. Kıracağım. Kendisi el açması vereceğim. Yaparsa şimdi ben de ona göre puan veririm. Şimdi hani bir sarma etmez hani şey bulmuyorsunuz? Şimdi ben bir sarma etmez demiyorum. Bak sizin sarmanız şimdi sarmayla bu tabii ki de sizin el oyalayıcı. İçine hazırlıyorsunuz, sarıyorsunuz, pişirmesiniz. Ben oraya bir şey demiyorum. Bunun sizin ne aşaması var? Şimdi sizinkiniyle ben bunun arasındaki kıyası yaparsam size diyorum ki sizin tabii ki de el oyalayıcı o arasacağınız. Ben oraya bir şey demiyorum. Ama lezzet açısından ben bu lezzeti sizin ara sıcağından daha çok beğendim. Siz bence kendi gününüzle oynuyorsunuz. İnan ki oynamıyorsunuz. Gerçekten hayır ben şimdi ben şuradaki tadı beğendim. Hayır asla oynamıyorum. Bakın az önceki açıklamanızdan benim kafamda zaten soru işareti uyandı. Siz kesinlikle kendi gününüzle oynuyorsunuz. Kendi gününü oynamıyorum. Hangi açıklamasından dolayı? Dedi ya gül kokusundan işte puan kırdım. Bakın bir şey olmuşsa olmuştur, olmamışsa olmamıştır. O aldığın koku seni bağlar, beni değil. Ben zaten içine katmadığımı söylemişim öyle değil mi? Şimdi ama bak ben ondan puan kırdım dedi. Şimdi diyor ki diyor el oyalayıcı şöyle böyle ama ben katılmıyorum. Ama bak ben söyledim. Hazır yufkanın arasına iki pırasayı doğramış koymuş. Şeyi haşlamış üstüne yoğurt koymuş. Yani ne var onda? Şimdi bak ben size söylüyorum. Ama bir lezzetli bulduğunu söylüyor. Şimdi bir sarmayla yanındaki şeyle ben bunu bakın, kıyaslamıyorum. Burada şöyle tabii bir şey var. O el oyalayıcı. Yarışmanın ben ona bir şey adı enhamarat benim değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Siz de sarma yaptınız diye enhamarat da siz değilsiniz ki. Sarmadan artık gına geldi. Daha kaç gün dinleyeceğiz bu sarmayı? Yeter yeter. Burası hamaratlık yarışması ama lezzetsiz bir hamaratlık yarışması değil kesinlikle. İkisinin de önemi var. Sen hazır yufkayı önüme koy şeyi tamam, patlıcanı. Tamam ben bunu şimdi burada ben benim damağıma. Bunun hamaratlığı nerede kaldı o zaman? O sizin kendi görüşünüz. Nasıl hep diyorsunuz ya bu benim kendi tercihim. Ben bunu böyle yaptım. Ben de bunu böyle yaptım. Beğenip beğenmemek yani size kalmış. Yani buradaki tat benim damak tadıma uygun geldi. Ben o zaman size afiyet olsun Nesrin Hanım. Siz banko oynamaya karar vermişsiniz. Siz banko oynamaya şimdi devam edin. Şimdi ben Serpil Hanım'dan bir şeyim yok.
O da sizin gibi bugün yemeğini yaptı, önümüze sundu. Serpil Hanım'dan çekiniyorsunuz galiba. Hayır, aslında benim çekinecek bir şeyim yok. Sakin sakin. Benim annem yaşında, benim annem de Nesrin Hanım kadar. Neden benden çekinsin Nesrin Hanım? Vallahi orasını bilemem. Puan kaygısından olabilir mi? Hayır. Sizin kaygınız asla. Bence. Benim hiçbir asla. Kaygım yok. Ben yemeğimi yaptım ortaya. Tamam artık sizin masanızdan da çıksak benim masamdayız artık. Sizin masanız unutun, o dünde kaldı. Ben kendi tabağımla da kıyaslayacağım ya. Tamam da Nesrin Hanım'a afiyet olsun dedi Emine Hanım. Devam edelim. Rüveyda Hanım. Yiyebilir miyim? Tabii tabii, afiyet olsun dedi. Beğendiyseniz buyurun. Serpil Hanım, ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Ben ara sıcak olarak seçimlerinizi beğendim. Meze ve hafif olması, evet pancar dediğimiz gibi basit yenebilir ama bence böyle bir o freshliği yakalamışsınız. Renk olarak da tabağımıza yani böyle bir renk katıyor. Yani onu istedim ben de zaten. Tuzu biraz eksik yıldım. Ama benim puanlandırmamda böyle çok bariz bir eksik olmadığı için çok da etkileyecek bir şey değil. Tuzu şöyle korkak, söyleyeyim. Elinizi korkak alıştırmışsınız. Börekte de aynı şekilde tuz biraz daha. Şöyle ama şimdi kendi damak tadıma bakarak ben tuz atsam aynen. Belki sizler az tuz kullanıyorsunuz. Yani bir şey değil ama genel yorum bakarken hani bunu isterdim yani. Bana göre tuz oranı güzel olmuş. Börek yani. Ayşenur Hanım'ın başarısını sağlamışsınız acaba, sosunu oradan mı aldınız acaba? Çünkü ben yerken böyle sanki o el açma sadece üstü kurumuş gibi hissettim ama o içindeki lezzeti aldım yani. O böyle lezzeti vermişsiniz. Elinize sağlık. Ayşenur Hanım pek öyle düşünmüyor galiba ama durmadan tabağa bakıyor. Gözünü alamıyor. Ya çok beğendiğinden ya başka bir şeyden. Kadir Bey bir şey daha diyebilir miyim? El açması olması benim için de önemliydi. Yani menüze baktım da dedim ki herhalde el açması börek yapacak ki böyle bir risk almış. O bunu böyle etkileyecek mi yani bizim Ayşenur Hanım'da da aynı şekilde lezzetlerini muhakkak değerlendiriyorum. Böyle göz ardı etmiyorum ama el açması olması da Emine Hanım'a katılıyorum. Bir tık böyle hani tabii el öne geçiyordur yani. Sen de öne çıkıyor yani hani bir menüsüyle en azından emekleri kötü demiyorum ama bu da böyle bir ara sıcakta bir ben de buradayım diyebilecek bir şeydi bence. Peki. Ayşenur Hanım siz de uzun uzun tabağa baktınız. Çok beğendim ya, böreği. Kafanızı bağladınız mı yemek yaparken? Yok bağlamadım. Tamam. Yani bağlamadım derken eşarp örtmedi ama bu ya, şekilde bağlıydı saç arkasına. Böyleydi saçım ama. Beni rahatsız edecek bir şey çıktı o yüzden. Bir göster biz de görelim. Böreğin içinde mi? Yoksa pırasanın şeyi pırasanın mi gene? Pırasanın içinde. Yani göstermeyeyim misal. Pırasanın içinde. Şimdi söyledi zaten. Göstermeniz göstermeniz lazım. Gösterin o zaman. Az önce hani buna da dedin ya. Bunun yani öyle bir saç dediniz. Belki. Saç var dediniz. Gösterse bahsedin. Kendi lifi de olabiliyor. O da olabilir mi? Yani saçım hep bu şekildeydi. Ha, benim hiç şey değildi. İddia olduğu için gerçekliği bizim için önemli. Ben altında kalmasın. Şimdi bu saç mı? Hayır. Vardı şöyle tabağımdan gitti herhalde. Ayşenur Hanım lütfen gerçekten ya. Pırasanın koçan kısmı orası. Lütfen rica ediyorum. O zaman kusura bakmayın. Pırasanın kendi lifi de olabilir. Aynen. Evet, kendi aynen. Bakmak o, lazım. O yüzden sordum kafanızı bağladınız mı diye. Yoksa tadını beğendim yemeye devam edecektim. O beni rahatsız etti içinde. Değil ama gördünüz olmadığını siz de. Ayşenur ara sıcaktaki yemekleri karıştırdı sanki kuyunun dibinde bir şey arıyordu. Yani ne arıyorsun Ayşenur? Eleştireceğim diye orada bir şey bulayım da ortaya atayım diye uğraştın ama eline yüzüne bulaştırdın. Şimdi öyle söyleyince içinden bir şey mi çıktı, saç mı çıktı dedik. Yok çıkmamış. Çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Çıkma tamam. Yok çıkmadı. Yok çıkmadı. Ya şey içinde pırasanın o hani evet, taze soğan gibidir ya ince Ayşenur ince. Ayşenur zaten nerede ne konuşacağını bilmediği için direkt işte. Nerede ne konuşacağımı bilmedi. Emine Hanım istediğim... sürekli neden beni küçümsüyorsunuz? Sizi küçümsemiyorum Ayşenur Hanım. Sürekli bakın. Benim konuşmamı yargılıyorsunuz. Bir şeye bakarsınız. Beni yargılamak size düşmedi. Ben sizi yargılamıyorum. Üstüme atlamana gerek yok. Hayır siz benim üzerime sürekli söylüyorsunuz. Bir şey çıktıysa kenara ayırırsın şöyle bariz bir şekilde ayırırsın dersin ki burada bu çıktı. Tabağın içini inceleyip burada da bu çıktıydı şurada da şu vardı diyemezsin. Ama beni rahatsız etti o pırasanın şeymiş zaten gördüm. Ama sadece şu an için değil genel olarak diyor hep benim konuşmamı yargılıyorsunuz. Evet. Tamam hadi o da işte yargılanacak bir cümleler kuruyor da o yüzden. Yani nerede konuşacağını bilmiyorsun dedin ya. Ama nasıl konuşacağını bilmiyor ki nasıl bir cümle kuracağını bilmiyor. Sen mi öğreteceksin bana nasıl konuşacağımı Emine Hanım? Estağfurullah ben öğretmen değilim. Benim öyle bir vasfım yok. Sen ama kendi öğrenesin varsa öğrenirsin zaten. Eleştirebilirsin ama asla yargılayamazsın. Ben seni yargılamıyorum. Sen beni niye böyle yanlış anladın? Ben anlamıyorum şimdi. Hayırdır ciddi alamıyorum. Emine Hanım da kendisine aynı üslupla eleştirildiği zaman sert tepkiler veriyor. Ayşenur'un da ona göre karşılık vermesini beklerdim. Doğru bulmuyorum söylediği cümleyi. Allah'ım öleceğim kendimi.
Ekip arkadaşlarımız bilmiyordur bu sözün nerede olduğunu da şu an sosyal sosyal medyada kullananlar şu an sana baktı. Baktılar yani. Ay Ayşenur bayılacağım. Vallahi tansiyonum çıktı. Buyurun Emine Hanım. Tadı lezzeti yerinde olmuş. Hangisinin ismini söyleyin. Her ikisinin de böreğin de tadı lezzeti yerinde. Sultan'ın sadece azıcık tuzu az. Tuzu az, ben evet. Ben zaten tuzu az seviyorum. Hani böyle çok tuzlu, baskın tuzlu yiyen bir insan değilim. Ama ben daha böyle el oyalayıcı, tabii, tabii, daha böyle kendinizi gösteren, işte siz bana diyordunuz ya işte görürsünüz, göreceksiniz dediniz ya. Ha gerçi böyle basit şeylerde benim hoşuma gidiyor diyebilirim. Yani basit çünkü diyemezsiniz. Kendi, sonuçta onda da bir emek rakibi, var. Rakibin olduğu risk için. Hayır. Kesinlikle risk alınmamış burada. Garanti ama, banko. Banko değil. Ben ilk gün masaya oturduğumda ben demedim ama. Ben herkesten bir sıfır öndeyim deyip de bugün bu masada böyle basit bir şey çıkarmadım ki. Öyle bir şey söylemiş olsaydım o zaman sizin de yorumunuzun altı dolardı. Dün dediniz ama işte göreceksiniz, bakarsınız, nasıl öndesiniz, işte daha bizim menülerimizi görmediniz. Evet ama bir ara sıcakla işte, yargılayamazsınız ki bunu şimdi. Emine Hanım'ın kendini yükseklerde görmesinden artık gına geldi. Burada hepimiz eşitiz. Arası çatayı, bitmedi daha yemeklerimiz işte, daha bitmedi ama daha zaten yeni başlıyor film Emine Hanım. Zaten filmin sonu yani. Ama bak bu da ön yargıdan kaynaklanıyor. Bu da ön yargıdan kaynaklanıyor. Fragmanı gördü, kararı verdi. Peki Ayşenur sen yorum yapmış mıydın lezzeti ya, için bir şey demedi. Ama şunu söyleyeyim lafınızı kestim. Ha puanımı etkileyecek mi? Kesinlikle etkileyecek. El oyalayıcı hiçbir şey yok. Çok garanti bankoya oynatmış. Yani lezzetli oynatmış. Bulduğun halde sadece el oyalayıcı olmadığı için puan kıracaksın. Kesinlikle. Kendi takdiriniz. Burası hamaratlık yarışması. Yanlış mıyım? Şimdi ağzıyla da diyor ki rakibim olduğu için diyor bir yandan da hoşuma gidiyor diyor. Sen diyorsun ki evet kendi kararı. Ama ne yapabilirim Emine Hanım'a Kadir bırakırsan Bey? İşin yaş ben sana diyeyim. Kendisi zaten ama kendisi ön yargıyla yaklaşıyor. Tam diyor ki tadını beğendim ama bankoya kaçmış. Bak ben sonradan demiyorum. Ben yani baştan Cuma söylüyorum. Yani Cuma günü puanım açıklandığında şaşırmayın. Şimdiden ben, söylüyorum ben, mu diyorsun? Ben sonradan söylemiyorum. İşte ağzıma şunun tadı geldi dedi. Ama bak Nesrin Hanım da dedi ki evet dün seninki oyalayıcıydı ama bunun kadar bana lezzet vermedi dedi. Ben bunu daha çok beğendim dedi. Yani şimdi el oyalayıcı diye lezzetli olacak ya da bu işte el oyalamadı daha basit bir menü öldü. Sizin dünkü pardon. Lezzetsiz olacak diye bir şey yok. Emine Hanım sürekli risk yok, risk yok diyor. Bura risk alma programı değil, enamarat benim programı. Bunun içinde pancar mı var? Zaten pancar ana maddesi pancar. Pancar. Turşu mu yoksa kendiniz mi haşladınız? Hayır pancar kendim, turşu. Kendim harcadım. Ben pancar kendim turşusunu haşladım. Çok severim. Turşu. Hayır edemeyecek kadar. Hayır ya, hı, bir dakika yorum hayır, yapıyorum. Emine Hanım bir dakika müsaade edin, yeter artık ama. Tamam da turşunun tadı insanı alınca hayır, böyle bari... Ama sarımsak var içinde. Turşu. Sarımsaklı, evet, var. Turşulu bir şey. Bir de onun dengeyi de iyi kurmuş. Çok sarımsaklı da ya değil. Ben turşuyu severim dedim. Bir dakika yorum yapıyorum. Tamam. Bir ara sana turşu getireceğim. Tamam. Buyurun Ayşenur Hanım. Böyle pancar turşusunu çok severim. Hani onu rendelemiş içine... Evet, yoğurt. Haşladım, aha, rendeledim. Ondan sonra hem süzme yoğurt, normal yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. Evet. Güzel olmuş. Ben beğendim bunu. Böreğin içi dolu dolu olması hoşuma gitti. İlk başta ederim. Biraz tedirgin olarak aynen, da yesem neyse, de. Şey, biraz tuzu eksik yine arkadaşlar söyledi. Tuzu dediğim gibi aynen. Ben o ona yorum koydum. Yaptınız zaten. Börek de güzel, başarılı. Afiyet olsun. Evet, ellerine sağlık. Ana yemeğe geçebiliriz. Emine Hanım siz turşu demesine mi şaşırdınız yoksa ben turşu tadı aldığını mı düşündün bir an? Ya turşu demesi, turşu tadı almış. Turşu aldım, diyor, aldım. Turşu diyor ya. Direkt turşu tadı aldım. Diyor. Sarımsak var ya o yüzden. Her sarımsaklı şey turşu dersek. Ben turşuyu çok severim. Turşu sandım, turşu afiyet diye yedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.